Hepimizin neşeli olması lazım, gururlu olması lazım. Çok güzel bir sene, All Star senesi. Ve bu senede hep beraber, hep birlikte sona doğru yaklaşıyoruz. Gerçekten mükemmel bir Survivor izledik. Her şeyiyle bu sene bayağı bir zevk aldık Survivor'dan. Ve sona doğru da yaklaştık. Şimdi baktığımız zaman dört tane kardeşimiz sona kaldı. Bu dört kardeşimizi de yürekten tebrik ediyorum. Ve onları bir alkışlıyorum. Bravo. Hep beraber bir alkışlıyorum. Yani bu dört kardeşimiz çok zoru başardılar. Ve o kadar yarışmacı içerisinden son dörde kalmak her baba yedin harcı değil. Bu yüzden de dördünü de yürekten bir abiler olarak yürekten tebrik ediyorum. Bu saatten sonra kim hak ediyorsa o kazansın. Kim hak ediyorsa o kazansın. Kim eğer halk tarafından en çok SMS'i alırsa o kazansın diyorum. Ve dördüne de bundan sonrası için başarılar diliyorum. Ve bu gecede gerçekten çok yoğun bir tempoda... Müsabakalar yaptılar. Ben izlerken yoruldum. Değil yani mi? ben izlerken yorulurken onların oradaki performansı, oradaki özverileri, oradaki istekleri gerçekten göz ardı edilemezdi. İnanılmaz. Ben izlerken büyük zevk aldım. Büyük bir heyecan oldu ve sonuçta da ne oldu? Sonuçta Nisa ile Ayşe yarın SMS'e girecekler önce. Daha sonra da. Adem ve Batuhan'ın yanına bir tanesi gelecek. Üçlü SMS'e girecekler. Ondan sonra iki kişi kalacak. Ve büyük finalde de Survivor'ın şampiyonunu izleyeceğiz hep beraber. Acaba şampiyon kim olacak? Merakla bekliyoruz. Ve bir kez daha bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet Hanzadeciğim. Evet Murat abinin söylediği bütün cümlelerin altına imzamı atarım. Ee, Adem'i, Ayşe'yi, Nisa'yı ve Batuhan'ı hepsini tek tek ee, kocaman alkışlıyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten çok 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 zor başardılar. Murat abi çok zor başardılar dedin ama gerçekten ben de çok 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 zor olarak arttırıyorum. Şu an onların artık e, psikolojilerini fiziksel durumlarını az çok hissedebiliyoruz. İzlerken de bu hissediliyor. Çok da normal. E, bundan sonrası biraz artık onlara değil onların sevenlerine kaldı. E, öncelikle Ayşe'nin ve Nisan'ın sevenlerine kuvvet diliyorum. Daha sonrasında. Ee, dün akşam bahsettiğimiz o yorgun potalı isim aslında belki de yarım belli olacak. Ayşe ve Nisa'dan biri bu olup. Üçüncü olarak Adem'in ve Batuhan'ın yanına oturacak. Yani hepsi birer şampiyonluk adayı. Hani normalde bence daha önceki sezonlarda bir tık daha e, en azından son dörtte son beşte biraz daha böyle şampiyonluğa daha yakın isimler oluyordu sanki gibi hissediyorum. Siz tabi o zaman yorumluyordunuz da ne düşünüyorsun bilmiyorum bu konuda ama sanki bu sezon gerçekten ya da ben bu kadar detaylı izlediğim, hani canla başla izlediğim ilk sezon olduğu için olabilir. Dördünü de gerçekten şampiyon olabilir noktasında hmm. görüyorum. Hani hiç fark yok aralarında. O şampiyon olur mu? Olur. Yani mesela bugün artık son günlerde çok fazla sence kim şampiyon olur sorusunu almaya başladım. Kendi çevremden de, sokakta da. Benim gerçekten şu an buna verebilecek bir cevabım yok. Hani hepsi olur. Ee, Hakeder'den de bahsetmiyorum. Hepsi Hakeder o ayrı ama olabilitesi de hepsinin bence eşit derecede. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Final heyecanı şimdiden sardı. Ee, bilmiyorum ya yani onların yerinde olmak hem çok güzel hem çok zor olurdu. Şu an düşünemiyorum yani nasıl duygular içerisinde olduklarını. Hepsinin yolları açık olsun ama dönüp baktıklarında All bu All, en zor All Star sezonunun son dördünde oldukları için bence hepsi birer şampiyon diye kendilerini kabul edebilirler. Şimdi artık bundan sonra sevenleriyle kavuşma vakti. Sevenlerine görev düşüyor. Size de buradan bütün seyircilerimize ve onları destekleyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Buyursunlar. Evet geçmiş olsun. Aslında Survivor bitti diyebiliriz bir noktada. Çünkü artık Dominik defteri kapandı. Dominik'te son oyunlar oynandı. Kazanan arkadaşları Batuhan ve Adem'i tebrik ediyorum. Kazanamayan, kaybeden demek istemiyorum ama kazanamayan e, Nisa ve Ayşe'yi de tebrik ediyorum. Bence acayip güzel oynadılar. Bugüne renk kattılar. Valla bazı beklentimin üzerinde bazı oyunları izledim diyebilirim. Oyunu da zaten birazdan açarız, deşeriz. Ee, ama şu bir gerçek, bu sisteme göre şu an Ayşe ve Nisa hafif dezavantajlı, Adem ve Batuhan da avantajlı. Çünkü yarın akşam önce bir oylamaya çıkacak iki tane çok güçlü kadın aday. O iki tane çok güçlü kadın aday oylamaya çıkınca ister istemez birbirlerini hırpalayacaklar. Sevenleri birbirine hırpalamış olacak ve dolayısıyla içlerinden biri çok güçlü iki tane de erkek adayla üçüncü, üçlü bir SMS'e çıkacak ee, orada tabii ki şu var e, her ne kadar biz şu an Adem'le Batuhan'ı avantajlı görsek de geçen senelerde bu e, kuralı bozan birkaç tane e, yani geçen sene bir tane olmuştu ondan önceki senelerde de olan olmuştu ama e, bakalım ne olacak ben çok merak ediyorum yarın akşam neler yaşayacağız yani biz yarın akşam tekrardan ekstra çıktığımızda o dört kişiden iki serlenmiş olacak o yüzden de mesela önce programın yarısında biri eğlenmiş olacak, gecenin sonunda bir başkası eğlenmiş olacak. Ve biz tekrardan bir araya geldiğimizde burada artık iki tane yarışmacının finalini ve kaybeden iki tane, belki de Murat abi iki tane yarışmacıya şiirini okuyacak, son şiirlerini okuyacak. Yani koskoca sezonun sonuna geldik. Bu saatten sonra ne denir ki yani geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. Öncelikle tabii ki yarışmacılara geçmiş olsun. Onlar çünkü en büyük fedakarlığı yaptılar. En çok mücadeleyi veren onlardı. Şu an onlar da muhtemelen ya uçaktadırlar ya dönüş yolundadırlar. Ya böyle uçakta bir yerlerde veya... O bilgiler var mı insan? Ver bize ama bilgileri ver artık. Şöyle yani sonuçta yarın burada olacaklar. Canlı yayında saat 8 gibi TV8 ekranlarında olacaklarına göre muhtemelen ya 2 saat önce inerler ya sabah inerler. Hangi tür uçakla geliyorlar onu bilmiyorum. O detayı bilmiyorum. Ama yani şu an uçakta da olabilirler. Bir, bir da olabilirler. Avrupa'da bir yerde de olabilirler. Bilemiyorum. Belki hala Dominik'teler son uçuş kartlarını alıyorlar. <laughs> Ama şey yani güzel bir serüven bitiyor. Ee, ne denerdik ki bundan sonrasına artık hepsinin hakkında hayırlı olsun.